Geleceğim bir Ankara'ya dönelim. Samet Hoca, Gazi Üniversitesi Deprem Araştırmaları Başkanı Samet Arslan. Hocam tekrar iyi akşamlar. Şimdi çok yönüyle depremi konuşuyoruz tabii. Bir anda artçı sarsıntılar, onların yarattığı sıkıntı ki ekranın ortasında Malatya'dan hala dua ederek sevindirici haber bekliyoruz. İnşallah oradakiler kurtulur diye. Öte yandan binalar, acil eylem planları, uygulananlar, uygulanmayanlar, İstanbul olası deprem. Yani başlık çok. Fakat şu noktadan itibaren ne yapmamız gerekir dersek siz nasıl bir sıralama yaparsınız acaba? İyi akşamlar diliyorum, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun hocam. Gerçekten hem depremden önce, bu büyük depremden önce hem de depremden sonra sizler aracılığıyla vatandaşı bilgilendirmeye çalışıyoruz. Ama hala bakın depremin üzerinden 20 gün geçti. Hala kimse bir şey öğrenememiş desem çok mu ayıp etmiş olurum bilmiyorum. Ne bakın, için diyorsunuz hocam bunu? Diyoruz ki işte Malatya'daki şu andaki gördüğümüz görüntü, hasar görmüş olan binaları uzman görmeden içeriye lütfen girmeyin. Doğru mu? Bunu kaç defa tekrarladık hatırlarsınız. Daha 2 gün önce miydi bizim programımızda? İyi öyle de ama yaşamsal şeylere ihtiyacı var hocam insanların da. Yani o duyguyu anlayabiliyorum, depremzedenin duygusunu da, o yüzden. Kabul etmiyorum ama anlıyorum. Maalesef öyle. Yani bu bir hasar görmüş binalara... Maalesef. Yani depremden sonra çok kısa sürede girmek lazım, bu bir. Arkasından arama kurtarma çalışması, bu birinci adımdı. O da son sürat gitti. Sonra bina stabilizasyonu ve onarımı geliyor sırada, ikinci sırada. Arkasından stabilizasyondan sonra malların kurtarılması ve geri alması sıraya girer. Yani üçüncü sıradadır. Dolayısıyla da bu acil müdahaleleri vesaire falan çok dikkatli davranmak lazım. Buralarda artçı sarsıntı durumlarında bakın hala ciddiye gidiyor. Hep söylüyoruz, artçı sarsıntılar aylarca, hatta bir yılı boyu sürebilecek seviyelerde devam eder. Ve 6.7'ye kadar, şu anda Malatya'da olan deprem en son 5.7. Bakın çok daha küçük enerji seviyesi olarak bakarsanız şiddet itibariyle neredeyse onda biri sayılır beklenti akçı depremin. Yani ona rağmen bakın buna benzer sorunlar var. Neyse, ben bunu bir ikaz olarak tekrar bir daha hatırlatalım vatandaşlarımıza. Yani uzman değerlendirmesi olmadan herhangi bir binaya asla ve asla girilmemesi gerekir. Hatta uluslararası literatürde limitleri bile vardır. Bakın depremden sonra herhangi bir binada 2 saatlik bir çalışma öngörüyorsanız şayet depremden bir gün beklemeniz gerekir. Bu daha doğrusu Amerika'daki yasaların şeyi böyle ve Japonya'daki de benzer. Eğer 8 saat çalışmak istiyorsanız bir binanın içinde hasar görmüş bir bina, o da çok yüksek hasar değil tabii ki, göçme limitinden uzak bir binada 3 gün beklemeniz gerekiyor. Yok 24 saat ise de 8 günden fazla beklemeniz gerekiyor. Dolayısıyla da bu kurallara uyarak ve uzman gözetiminde girmek lazım. Şimdi bundan sonraki kısım şöyle. Yapılması gerekenler aslına bakarsanız çok belli ve net. Yani bunları çok fazla tartışmaya gerek yok. Ersan hocamın bahsettiği geçmişe yönelik hukuki sıkıntılar, sorunlar, bunlar gidecek, gizli ayıplar vesaire falan, bunlar bir kısmı bunun 10 yıldır, 5 yıldır, 10 yıldır ve bir kısmı da birazcık daha şeydir, cana mala zarar verdiyse orada zaman sınırlaması yoktur mesela, o öyle devam etmeli. Ama esas burada dikkat etmesi gereken, tespit etmesi gereken nokta şu: bakın depremle ilgili risk politikası bir devlet politikası olmalı, hükümet politikası değil. Yani bizim şu andaki gördüğümüz yıkılan binaların yüzde kaçı hangi hükümet dönemine aittir diye bir araştırma vesaire yapıldığı zaman çok enteresan sonuçlarla karşılaşabiliriz. Oralara girmeye çok fazla gerek yok. Neden? Aynı şu anda bizim milli savunma stratejimiz, milli savunma politikalarımız neyse, deprem politikalarımız, afet politikalarımız, risk yönetimi, hem depreme karşı hem diğer afetlere karşı risk yönetimi programlarımız da aynen böyle olmalı. Yani İşte mevcut hükümet gitti, geri cinsine başkası geldi veya tam neyse, ne olursa olsun, geçmişteki için söylüyorum bunu özellikle, bu politikanın değişmemesi gerekir. Özellikle şehircilik anlamında değişmemesi gerekir. Özellikle belediyecilik anlamında değişmemesi gerekir. Çünkü siz geçmiş dönemlerde, ben mesela bugün okudum, Antakya şehir planı ile ilgili bazı notlar okudum ben bugün. Asi Nehri'nin kenarında nasıl yapılaşma yasağı var, biliyor muydunuz bunu? Kaç yıllar öncesinde yapılmış şehir planı. Ve orada şu anda binalar var. Birileri müsaade etmiş buraya. Yani orijinal şehir planını aldığınız zaman
Bizim Gazi Üniversitesi'nin şehir planlama bölümü yapmış bu işi de oradan bir oradaki bir öğretim üyesi arkadaşımız hatırlattı. Bir baktım hakikaten Asi Nehri'nin iki tarafında belirli bir bant genişliği de yapılaşma yasağı var ama oralarda binalar doluydu biz ve yerle bir oldu şimdi bu depremden sonra. Şimdi yapılması gereken şeyler resmi olanlar biraz önce konuk arkadaşlarımız da bahsettiler. Belki oradan devam etmek lazım. 6306 sayılı yasa yani riskli binalarla ilgili olan yasa adı kentsel dönüşüm yasası olarak da nitelendiriliyor bu yasanın. Kesinlikle ve kesinlikle bir revizyona ihtiyacı olduğu muhakkak. Bakın ben 2 yıl yaptım komisyon başkanlığı ve sonra istifa ettim, ayrıldım neyse. Neden ayrıldım? Çünkü daha önce de belirttim önüme riskli binalardan çok çok az riski olan ama kıymetli olan binaların dosyaları gelmeye başladı onun için. Dolayısıyla buradan olan bazı hukuki sıkıntılar da var. Bakın İzmir'de mesela İzmir Körfez depreminden sonra afetzede depremzede olan vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyet var. Şu anda hala daha evlerini tekrar yapamıyorlar. Çünkü Narlıdere'deki ben bir tanesini biliyorum bloklardan, binalardan. Belediye bir imar izni veriyor. Arkasından birkaç kurum, kuruluş her neyse şikayet ediyor. Mahkemeden yürütmeyi durdurma aldırıyorlar. Ve bu arkadaşlar hala daha ortadalar. Şimdi bunu çözebilmek için aslına bakarsanız yasada çok köklü değişiklikler gerekiyor. Bir, ticarethane sahibi yani bu işten para kazanacak olan müteahhit şirketleri ile vatandaşı, bina sahiplerini, hak sahiplerini karşı karşıya getirmek yanlış. Buna girdiğiniz zaman bir kere bina dönüşümüne dönüyor bu iş. Ada bazlılığı bırakın bir yana mahalle bazlı dönüşüm şart olmadan olmaz. Zaten biz çarpık kentleştik. Nasıl kentleştik? Plan olmadan kentleştik. Ne oldu? Vatandaşın birisi gitti bir yere bir gece kondu yaptı. Arkasından akrabalarını getirdi. Bir gece kondular daha yapıldı. Sonra bunlar affedildi. Sonra imar planı yapılmak istendiği zaman da defakto olarak oradaki mevcut olan sokak cadde kullanıldı. Genişliği 3 metre 5 metre. Yani arabanın bile giremeyeceği yerler bir kere. Dolayısıyla bir kere bunlardan bu kentsel dönüşüm yasası 6306 yasa veya bunun değişikliği bize büyük bir fırsat veriyor aslında. Bir, İstanbul için söyleyelim en azından. Bir, İstanbul'da çarpık kentleşmiş olan bölgeleri adam gibi düzgün modern bir kentleşme haline dönüşme fırsatı veriyor. İki, bununla beraber de depreme karşı dayanıksız, yetersiz yani rakamları biraz önce Ali Hocam söyledi 90 küsür bin, 109 bin bendeki rakam da yani neyse kabaca 100 bin diyelim bu binalara. Bu binaların acil ve acil müdahale görmesi gerekiyor. Seviyeleri ortaya yakın olanları güçlendirirsiniz ama geriye kalanı güçlendirmek de imkansız. Yıkıp yeniden yapmanız gerekir. O zaman yapılması gereken şey şu, bir, bu kentsel dönüşüm yasasında bir kere bunun mali giderini kendi içinden çıkaracaksınız. Nedir bu? Emsal 1 ise herhangi bir yerdeki konut bölgesindeki emsal bunu 1.2 yapacaksınız. O %20'lik artış ile bu vatandaşlar kendi evlerini yaptırabilecek bir finans gücüne sahip olacaklar. Aksi takdirde bakın bırakın düşük faizle kredi vermeyi, sıfır faizle kredi verseniz dahi insanlar bu işe giremezler. Neden? Kimsenin bunu ödeyecek parası yok işte bir dairenin, ortalama bir dairenin fiyatı 1.5 milyon lira maliyeti. Nereden bakarsanız bakın. Üstelik aynı anda bu kadar büyük bir projeye girdiğiniz zaman bu 1.5 milyon lirayla da kalmayacak. Daha yukarılara çıkacak. Çimento işte arz talep meselesi yani o kadar çok çimento isterseniz fabrikada diyecek ki ben hızlı çalışıyorum paramı birazcık daha fazla isterim diyecek veya agrega temini yine ayrı bir konu, işçilik ayrı bir konu, ustalık ayrı bir konu, çok işsiz inşaat mühendisimiz var maalesef. İşte şu tabloyla karşılaşmamızın aslında en önemli nedenlerinden bir tanesidir. Türkiye'de şu anda 10 bin civarında inşaat mühendisi mezun veriyor üniversitelerimizde. Tam mezun sayımız fazladır, onu ayrı konuşuruz. İşte öğretim stratejisiyle ilgili bir durum bu. Ama bu arkadaşlarımızın, bu mühendis arkadaşlarımızın çoğu boşta geziyor. Bu inşaatların çoğunda da inşaat mühendisi istihdam etmek mecburiyeti yok. Bunu da burada belirttikten sonra tekrar geri 6306 sayılı yasaya döneyim. Yani kendi içinde finansmanı çıkarma mecburiyetiniz var. Bu bir. İki, bu gönüllülük esasına değil, can ve mal güvenliği. Çünkü benim en üst katımdaki oturan insanın eğer ben bu işte yokum diyorsa, ben alt katta oturuyorsam benim can güvenliğim. Sonuçta dolayısıyla da burada hukuken de bir defa müdahale yetkiniz var. Yani binadaki evet. İşte 5 kişi isteyecek, 4 kişi istemeyecek, böyle bir şey yok. Can güvenliği yoksa yoktur, varsa vardır. Bu kadar net. Yani bunu keyfi bir şeye koymak, işte insanlara sormak, yapalım mı yapmayalım mı, böyle bir şey olmaz. Eğer can güvenliği varsa, teknik olarak bu ortaya konmuş ise
Devlet buna doğrudan müdahale eder, hukuken de eder, her türlü de eder. Samet Hocam, ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın kentsel dönüşümle ilgili yaptığı ilk açıklamayı hatırlıyorum. Şöyle bir ifadesi vardı. Siyasi geleceğime bile mal olsa bunu yapacağız demişti ve ben inanılmaz sevindim o zaman. Fakat yürümedi tabii tahmin ettiğimiz gibi. Hocam müsaade eder misiniz? Bir Ali Hoca'ya geçeyim. Çünkü hem yanında çok örnek var hem çok fotoğraf var anlatacak bize. Siz yayını Samet Hocam görebiliyorsunuz zannediyorum değil mi? Yani ola ki sorunuz varsa ya da dahil olmak isterseniz lütfen olun biraz sonra tekrar geleceğim size. Ali Hocam neler anlatacaksınız bize? Bir de önünüzdeki bu örnekler nelerdir? Şimdi Samet Hocam aslında bir şeyde katılmayacağım. Bu imar artışı, emsal artışları hakikaten zaten İstanbul öyle bir yoğunluk içerisinde ki şu anda bazı yerel yönetimlerde %25'e varan emsal artışlar oldu kentsel dönüşümde. Ama hoca diyor ki başka türlü finanse edemeyiz diyor. Ama finansmanı kolay. O kolay. Vatandaşa yüklerseniz emsal artışına gitmek zorunda kalırsınız. Yani bu işin topyekun bir çözüm olmadığı sürece kente karşı biz hala suç işliyor olacağız. Bu emsal artışlarıyla zaten yüksek olan emsaller daha da yükselmiş olacak kent içerisinde. Zaten yaşanılır alanlar olmuyor. Otopark sorunu. Bakın yeşil alanların problemleri. Bunların hepsini sağlamamız gerekiyor. Bizim kentsel dönüşümden algıladığımız bu değil ki. Binaların yeniden dönüşümü değil. Aslında benim baştan beri söylediğim bina yenilemesi değil. 6306 sayılı yasada dediniz ki ben istifa ettim. Tamam haklısınız. Bizim bireysel olarak bina dönüşümü olabilir ama böyle kent dokusuna uygunsa bina dönüşümü yapalım. Aslında bizim elimizde bir imkan var. Şu anda kentsel dönüşümü hazırlayıp tüm kent için bir proje, bir prototip hazırlayabiliriz öyle. Sadece binaları dönüştürelim, %25 emsal artışıyla gidelim demek çok doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Galiba hocam, bir söz hocam, hakkı verdiniz. Hocam olarak görmeyin ama. Bir cevap versin Samet Hocam. Peki. Hocam orada bir yanlış anlama oldu sanıyorum. Ben zaten mahalle bazlı dönüşüm olması gerekir dedim. Ve buna inanmadığımı söyledim. Zaten bunu söyledim. Yani ya bizim tamam hocam. Ben 11-20 Eğitim Bakanlığı'nda ben bürokratlık yaptım. Okul yapacak ben yer bulamadım İstanbul'un çoğu yerinde. Parklara hafif şu anda da yok hocam. Sınıflarda 50 kişilik öğrencilerle ders yapılıyor yani gene. Çünkü arsa çok yok. Haklısınız, okul yapacak bir yerde arsa yok. Gazi Mahallesi'nde ben arsa bulamadım İstanbul için. Söyleyeyim net bir şekilde. Şimdi mahalle bazlı olması gerektiğini zaten söyledim ama anlaşamadığımız sorun şurada. Ben onun için alternatif bir öneri bekliyorum. Finansı kabaca şöyle bir hesaplayalım. 100 bin bina her birisi onar daireden oluşsa ne yapar? 1 milyon dairede. 1 milyon daireyi 1,5'la çarpın. Bakın Türkiye'nin yakın zamanda bu kadar büyük bir finansal gücü yok. Ben bunu açık ve net söyleyeyim. Yani kendi içerisinden bir çözümse kısmi olabilir benim önerim. Yani emsal 1'de 1,2 yapmayın da 1,1 yapın mesela. Fakat kendi kendine finanse etmemesi halinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uzunca bir yıl, bakın bizim 10 yıl beklemeye tahammülümüz yok İstanbul'da, Türkiye'nin çoğu yerinde. Bizim 5 yıl beklemeye tahammülümüz yok. Çok daha kısa sürelerde de çok zor bu iş. Mesela hükümetin açıklamış olduğu, şimdi devletin açıklamış olduğu bu vatandaşlara kura çekimiyle konut vereceği projesi bana göre acil olarak askıya alması gerekir. Ne yapması gerekir? Bunun bir kısmını deprem bölgesinde, bir kısmını da İstanbul'da rezerv konut yapımına kullanması gerekir. Örneğin Yeşilköy diyelim, isim söyleyelim veya Avcılar. Oradaki bölgenin planını bitirdikten sonra mahalle bazlı veya semt bazlı kentsel dönüşümünü yalnız devlet eliyle, lütfen bakın vatandaş yok burada. Vatandaş var da sormayacağız vatandaşa, sorarsak çoğu sonuç alamayız. Bakın STK'lar bile bazen haklı ya da haksız karşı çıkabiliyorlar. Yani sonra da mahkemelerde iş uzuyor, çözemiyoruz. İzmir örneğini verdim biraz önce. Bu durumda 1 değil 1,1 verirsiniz emsali, %10'luk bir artışla hiç kimseye dokunmaz. İnanın dokunmaz ve bunu depreme dayanıklı birazcık daha yüksek katlı olacak yatay yapma şansınız çünkü yok. Mevcut emsali kullandığınız zaman mümkün değil artık, o tren kaçtı. Dolayısıyla da yapılması gereken şey bana göre bu işi yani biraz bürokrat şeyiyle düşünmeye çalışıyorum olaya. Yani tamam bir şey yapılması gerekir, çok güzel, yani çok ideal çözümler üretebiliriz. Çok harika çözümler çıkabilir ama
finans cevabını ve süre cevabını da yanına koymadan bu birazcık evet. eksik kalır. Ben onu vurgulamak için söyledim Ali Hocam. Hocam onu... biz mahalle bazlı dönüşüme kesinlikle ve kesinlikle zaten katılıyorum. Benim daha çok ayrılma sebebim de birazcık da odur açıkçası. Ben bina dönüşümü olsun istemediğim içindir bu iş birazcık. Hocam kaynağını sağlayabiliriz. O imkanlar da var. Ve bizim aslında akademisyenlerin de getirdiği bir takım görüşler var. Bunları da dikkate alacak şekilde bir dönüşüm veyahut da bir İstanbul'u depreme hazırlık çalışmalarının içerisine sokmak gerekir diye düşünüyorum. Ama bu apayrı tartışılacak bir konu zannediyorum. Burada bunun üzerine gidersek herhalde programı bitirmiş evet, oluruz böyle. Evet, siz devam edin lütfen.